Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz New Horizons'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölümde öncelikle neler yaptık onu bir bahsedelim. Şunu upgrade ettim. Hatta görevlere bir gelelim. Steel görevimiz tamamlandı arka planda. Şu tool'ları yaptım. Hepsini upgrade ettim. Şunu yaptım. Henüz bunu bir yere koymadım. Bu bana Reinforced veriyor. Ve şunu yaptım. Tabii öncesinde şunu yapmak gerekiyor. Alumite için şu şekilde yapılıyor. Bu 5-2-1 alüminyum, steel, obsidian şeklinde yapılıyor. Bunun için 2 tane alumite plate, large plate lazım, yani totalde 16 tane alumite lazım. Bir de large obsidian hede yaptım. Bunu şuna koyduğum takdirde evet, reinforced oluyor. Yani çok daha zor kırılıyor. Reinforced'un özelliğine bir bakalım hızlıca. Evet. Şöyle gel. Modifier'lar. Obsidian. Obsidian Reinforced veriyor. Ya pardon. Şuradaydı. Ha, Reinforced. Reinforced'un olayı basitçe tool'un daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Daha az sıklıkla hasar alıyor. Şimdi bunun yanı sıra başka ne görev? Bu görevleri yaptım. Şimdi bir yandan şu moldları yapıyorum. Moldlar için zaten birkaç tanesini dungeon'dan bulmuşum. Onları erittim. Şimdi şu plate'lerle sadece bir tanesi işime yarıyordu. Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Öncelikle gear. Gear casting, yukarı hammer, aşağı file. Hammer. File. Evet. Ingot. Güzel. Ball. Bir de nuggets. En farklısı bu. Evet, şimdi şuraya gelelim. Steel, sen çeliğe geç. Alt tane daha stilim oldu, güzel. Bol oluyor şimdi. Şu 4 tane derisin. Gear en çok işimize yarayacaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Geriye sadece ingot kaldı. Evet ve tam ekran yapmayı unutmuşum. Ve bana 4 tane daha empty shape verecek. Bunları şimdilik ingot'a çevireceğim. Çünkü shape olarak çok bir işim yok bunlarla. Eri ve kuzum. Eri. Ve voilà. Dın 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 dın. Ve bir görev daha tamamladık. Çünkü bana 16 tane steel veriyor. Ve paçı içeride bir şeyleri de delirdi. Evet, geri geldim. Şimdi sizleri şöyle koyabiliriz. Şimdilik. Oh. Ve bunlar da eridi. Şimdi benim ingot casting'im. Ingot. Bunu stile çevirsem ne olur acaba? Neyse, onu daha sonra da çevireyim. Oo, bu bayağı yavaş. Bu bayağı yavaş dönüşüyormuş. Şimdi. Aslında bir tane daha tool yapabilirim şu an. Ya da boş ver. Bir tane daha sonra ilgilenelim. Buraya hakkı tanımıyoruz tabii. Steel'in soğuması bayağı uzun sürüyor. O güzel kokonat. Hindistan cevizi. Dün Hindistan cevizi çekti şimdi. Bunun yanı sıra bölüm başka ne yapabiliriz? Şu an bu görevi de bitirdik. Şu an bu göreve geçmemiz gerekiyor. Ancak bu görev aslında bizim için çok mantıklı değil. Bunu yeni evimize geçtiğimizde... Kill things. Slime. İlerleme var sanırım, onu kaydetti. İlginç bir görevmiş. Bu da ilginç bir görevmiş. Arıcılığa sonrasında girişeceğiz. Evet. Sugar. Şu şeker görevini de yapalım. Ha, yapamıyormuşum. Buradan şu iki görevimiz kaldı zaten. Oh, burada. Kendime bir tane bundan yapacağım, clipboard. Small iron spring. Tane rod. File'ım, gel bakalım. Evet, 3 tane rod yapamadık. Bir saniye. Steel plate yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorum. İlk steel grate aletim. Oops. Ardından testere. Testeremi nereye koydum? Hah, burada. Sonrasında Iron Spring. Yukarı testere, yana file. Tamam. File, testere, wire cutter. Ve ne lazım da? Clipboard, testere, screwdriver ve 3 tane kağıt. Testere, screwdriver, en uzun dayanan aletim çünkü en az kullandığım. Gerçek hayatta ise durum tam tersi. Gerçek hayatta testere tornidasız hayat benim için geçmiyor. Şimdi bunu da yaptık. Flint and Steel. Aa, evet, artık Flint and Steel yapabiliyorum. Steel Rod. Flint and Steel. Ha. Ha. İyiymiş. Flint and Steel'in tarifi bu. Nether'a gidebiliyoruz bununla beraber. Ve ayrıyeten Flint and Steel'imizi bir yapalım. Ve yapacağım şeylerden bir tanesi de şu arkadaşı upgrade etmek. Şimdi Flint and Steel. Öncelikle small gear. Totalde 3 tane rod yapmam gerekecek. Evet. Oh, steel. Güzel. Rod için yok değil mi? Evet. 3 tane rod. Bunlardan 2. Bunun görevini aldık mı? Evet, aldık. Şuradan steel'lerimizi geri almaya başlayalım. Steel bizim için değerli. Yani şu an çelik çağındayız ve bütün gelir kaynağımız çelik. Çelik adında bir şarkıcı vardı bir zamanlar değil mi? Şimdi bu hammer ve small gear'ımız hazır. Testere, file ve wire cutter. Heh, burada. Ve son olarak ve bir adet template. Voila. Obsidian toplamak her ne kadar yavaş bir işlem olsa da yapılabilen bir işlem. Evet, şimdi. Charcoal Pile Igniter. Ha, güzel. Daha hızlı, kolay charcoal elde etmemizi sağlıyor. Charcoal Pile Igniter. Güzel. Güzel. Bunun yanı sıra nedir? Ha, yapmamız gereken bir şey daha. Bu arkadaş. Sen burada ring. Steel ring. Steel ring. Mold ring. Fluid solidifier'la kullanabiliyoruz. Seni alloy smelter'la beraber kullanabiliyoruz tamam. Umarım ring yapmanın en kolay yolu hala burası. Evet. Steel ringimiz tamam. Bunu katon. Tabii burada önce string'e de bir dönüştürmemiz lazım. Ve siz gelin bakalım. Backpack'ler şu an benim için önemli bir şey olacak. Çünkü tent leather önceden hazırlamıştım. Voilà. Ve bunları en son backpack'e de çevireceğiz. Voilà. Purple dye diyelim. Backpack. Sırt çantası. Wolf Moss. Oh, Wolf Moss'umuz var. Bunu nereye koyuyoruz? Buraya. Auto repair olsun. Pickaxe bizim için değerli. Şimdi. Wolf Moss'u bana ne verdi? Görevlerden biri vermiş olmasıyla. Evet bu vermiş tamam. Bunu yapacağız bir ara. Submission. Dur. Olduğu menü. Sasya. Solution. Ha. Şimdilik gerek yok. Ancak ileride işimize yarayabilecektir. Water can. Sen de şimdilik lazım. Upgrading drawers. Ha, workbench backpack. Evet. Seni sonradan upgrade etmenin yolu stainless steel. Stainless steel nasıl yapılıyor? Blast furnace'da stainless steel dust'ta bu şekilde. Evet. Buna daha var. Oops. O zaman bundan bir zibilyon tane yapmamız gerekiyor. Paintbrush'ı başka nerede kullanabiliyoruz? Aslında bayağı bir şeyde kullanabiliyormuşuz tamam. Evet. Burayı da hallettiğimize göre. Ah, ingotlar. Güzel ingotlar. Şimdi. Buraya girişeceğiz ancak bu bizim için öncelikli değil. Şunu yapalım. Senin için. Rough iron plate pipe. Bir tane steel. Steam furnace. Aslında seni kullanabilirim. Steam furnace'ı neredeyse kullanmıyor gibi bir şeyim. Ufak şeylerde kullanıyorum sadece. Steam furnace. Plate. Ha dur, high pressure furnace'mış bu. Bana high pressure coal boiler lazım, evet. Bir tane iron. Tamam, sen kalabilirsin. Şimdi. High pressure coal boiler. Beş tane steel plate. Bir tane iron furnace. İki tane de iron, steel ingot'a ihtiyacım var. Tamamdır. Ulala. Tamamdır. Burası oldu. İki tane brick. Benim boş duran brick'im var mıydı? Evet, var. Şu su tankacıdan bir nimet. En altta ranch'tan. Ortada ranch. Şimdi bana 8 tane iron plate lazım. Ya da sen gel şimdilik. Olala. Sen de işimiz bitti. Seni çıkartabilirim buradan. High pressure coal boiler. Okay. Tabii bu birazdan hata verecek. Ve tam boiler'ı çaktığım gibi benim de kombi ses çıkartmaya karar verdi. Evet. Her şeyimiz tıkır tıkırında ilerliyor. Sonraki bölümlerde, sonraki bölümden önce ya da dur. Evet. Ben yavaştan taşınmaya başlayacağım. O süreç içerisinde için ara ara muhtemelen sonraki bölümümüz bir inşaat bölümü olacak gibi, ya da inşaat bölümleri, artık emin değilim. Sen gel bakalım. Ne kadar kaldı? 9. Aslında yapayım ben bunu ya. Ben şunu yapayım. Sen gel bakalım. Sen de gel. Evet arkadaşlar, ben bunu yapacağım. Sen buhar üretmeye başlamıyoruz. Sen ne istiyordun? Ups. Bu da lazım. Üç materyal istiyor. Sen de 3 materyal istiyorsun. Evet. Sen de alüminyum biraz. Dur, bununla önce alüminyum biraz, sen bir en alta in. Ve burası doldu. Evet, bundan bir tane daha yapmam şart oldu artık. Diğer türlü taşımayacak. Alüminyum biraz. Hatta yapalım. Pattern chest. Chest, soft mallet. Chest var. Ve siz gelin. Chest, mallet ve stickler. Ve bu da tamam. Bunun kalıplarını artık bunda saklayacağız. Aslında stiller, siz şimdilik şuraya dökün hemen hızlıca. Envanterimi de temizlemem lazım. Evet, bunları kullanmaya başlamışım. Ve bu hazır. Şimdi şu... Bana bunun için iron lazım. Totalde 6 iron. Yok. Bu buhar üretmeye başladı mı? Evet. Başladı. 6. Tamam. Ve günümüzü gün yapalım. Bana bir adet normal formus. Normal formusum hiç yok değil mi benim? Olsa şaşarım. Üç. Voilà. Ve bu ranchımız nihayet kırıldı. Evet, şu plate'i elimden uzaklaştırayım ki kazara. Steel değil, iron. Tool road. Ya tabii dur, hepsini henüz buraya taşımadık. Evet, artık taşıdık. Şimdi tough tool. Road. Ve sen de lazımsın. görevi tamam. Ve şurada inmek lazım. Tamamdır. Ah, station. Gel bakalım. Ve senden bir tane yapacağız. Gel, gel, gel ve gel. Hola, play. Ve bunu denemeye deneyim artık. Evet, işimizi bayağı kolaylaştırıyor. İşimizi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ve sen durdun. Çünkü kömürüm gitti. O zaman sana biraz daha kol kok verelim. Kol kok kullanmaya başlayalım artık. Kömür madenimiz bayağı güzeldi çünkü. Evet, burayı da düzene soktuk. Sana artık ihtiyacım yok. Obsidian, sen şöyle gelebilirsin. Senden bir ara daha kazacağız. Iron rods, Uncle Boiler. Sen de şöyle geç. Siz de geçin. Ne doğru yenisini ekmiyorduk. Şöyle ekelim. Ve seni de keselim. Ve bundan çok fazla sapling çıkmadı. Umarım bundan çıkıyor. Şurayı da şurayı kesmemişiz. Heh, evet, önce şunu kesmek gerekiyor. Evet, bundan çıktı. Ah, odun toplama sürecimiz bayağı bir rahatladı artık. Odun toplarken zorlanmayacağız. Hammer'da 3-3 kazan bir pickaxe bu arada. Bilmeyenler için. Muhtemelen çoğu insan biliyordur zaten. Burada tek Tinkers Construct özürlüsü kişi benim neticede. Evet, benim biraz daha şundan yapmam gerekecek. Backpack. Çünkü neticede bayağı bir şey aslında sırtımda taşıyacağım. Bir eşeğim olsaydı güzel olabilirdi. Ancak eşek bulamadım hiç. Sağlık olsun. Bol bol sırt çantasıyla her şeyi sırtlayarak, sonrasında da sırtımız yere gelmeden da şunları daha fazla işlemeyelim şimdilik. Çünkü neticede nasıl kömür işlemem lazım. Kömür işlemeyi de size göstereyim. Olur. Siz yanın. Evet, kömür işleme tamamen böyle. Tamamdır o zaman. Bu bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.